Haktan Uysal Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı genişletme arayışına girmiş ve Zafer Partisi'nin kapısını çalmıştı. Genel Başkan Ümit Özdağ'la yaptığı görüşme neticesinde bir anlaşmaya varılmıştı ve bir protokol imzalanmıştı iki genel başkan arasında. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bu protokol iki kişinin namusuna emanet diyerek ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmamıştı. Hatta kendi yakın kurmaylarının bu protokolden haberinin olmadığı ve hatta ittifak ortaklarının da protokolle ilgili bir bilgisinin olmadığı ortaya çıkmış. Bu da haliyle gizli protokol olarak nitelendirilmişti ve tartışmalara neden olmuştu. Geride bıraktığımız dakikalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dört maddeden oluşan o protokolü kamuoyuyla paylaştı. Protokol hükümetin oluşturulması ve görev bölümü başlığında dört maddeden oluşuyor. Dediğimiz gibi protokole göre İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık olmak üzere toplam üç bakanlığın eğer Millet İttifakı seçimi kazanırsa Zafer Partisi'ne bırakılacağını anlıyoruz. Zaten İçişleri Bakanlığı e, Zafer Partisi'ne bırakılacaktı. Bu yönde her iki taraftan da e, açıklamalar gelmişti. Bilinen bir şeydi açıkçası. Ancak e, diğer iki bakanlıkla ilgili iki bakanlığın hangisi hangileri olduğu ile ilgili bir e, açıklama gelmemişti. İkinci maddeye baktığımızda e, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere görüş birliği sağlanan bakan yardımcılıkları, müsteşarlıklar Zafer Partisi'ne tahsis edilecektir deniyor. Zaten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ özellikle e, Türkiye'nin güvenlik bürokrasisinde yer almak kadrolarının yer almasını istiyordu. Bunu zaten açıkça getiriyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılan protokolde de güvenlik bürokrasisinde yer almak için resmi olarak bir adım atılması noktasında da protokole madde konulduğunu görüyoruz. Zafer Partisi'ne tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ'la birlikte karar alınacaktır deniyor. Yani bu atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın haberi olmadan herhangi bir adım atılamayacağını bu protokolle birlikte görmüş oluyoruz. Dördüncü maddede Zafer Partisi'nce deruhte edilen bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir deniyor. Toplam dört maddeden oluşuyor bu protokol. Zaten ilk maddede yer alan İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne bırakılacağını Zaten biliyoruz, zaten genel başkanlardan da bu yönde gelen açıklamalar vardı. Burada bir parantez açmakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi eski grup başkan vekili Engin Özkoç İçişleri Bakanı olmak için yeniden milletvekili adayı olmamıştı. Ancak 14 Mayıs sonrasında seçimin ikinci tura kalacağının ortaya çıkmasıyla birlikte Engin Özkoç'un bakanlık hayalinin rafa kaldırıldığını görüyoruz bu protokolde. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kendi yakın kurmaylarına bilgi vermeden imzalamış olduğu protokolde İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne bırakmış olduğunu görüyoruz. Protokoldeki ayrıntılar özetle bu şekilde.